7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 6. Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Sayfa 158-6 Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Üniteye Hazırlık Etkinlik Soruları ve Cevapları 7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 6 Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Üniteye Hazırlık Cevapları 7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı 1 Aşağıda verilen bitki türlerini, çiçekli ve çiçeksiz bitkiler kutucuğuna göre sınıflandırınız. Cevap Menekşe, gül, papatya, eğrelti otu, karayosunu, kibrit otu, ciğer otu, at kuyruğu, zambak, orkide, çiçeksiz bitkiler eğrelti otu, karayosunu, at kuyruğu, ciğer otu, kibrit otu. Çiçekli bitkiler menekşe, gül, papatya, zambak, orkide 2. Hayvanlar sınıflandırılırken omurga bulunup bulunmamasına göre, omurgalı ve omurgasızlar olarak ikiye ayrılır. Buna göre aşağıda verilen canlıları uygun bir şekilde eşleştiriniz. Cevap Omurgalı hayvanlar panda, keçi, inek, timsah, yılan. Omurgasız hayvanlar solucan, sünger, akrep, kene, deniz anası 3. Aşağıda verilen noktalı yerlere yoğurdun nasıl mayalandığını anlatınız. Cevap, sütü kaynatın ve ılımaya bırakın. Ilıyan sütün sıcaklığını ölçün eğer sütün içerisine küçük parmağınızın ucunu değirdiğinizde parmağınız yanmıyorsa ayarında demektir. Ne çok sıcak ne de çok ılık olmalı. Ufak bir kase içerisinde yoğurdu 2-3 kaşık ılık süt ile iyice ezin. Sütü saracağınız sargı bezlerini yayın, sıcak tutacak battaniye de olabilir, sütü ateşten alın ve mayasını yavaşça koyup homojen bir şekilde dağılması için karıştırın ve ağzını sıkı bir şekilde kapatın ve iyice sarın kıpırdatmadan, 5-6 saat bekledikten sonra buzdolabında dinlendirin. 7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.